Evet arkadaşlar, 59 soruda logaritmanın son videosuyla devam ediyoruz. Eşitsizlikle ilgili soruyla başlayalım. Şimdi nasıl başlayacağız? Bakın tabanları ikisi de 3 görüyorsunuz. Şu logaritmayı diğer tarafa almayı düşünebiliriz. 1. Hocam ikisinin de tabanı aynıysa direkt şunlar arasında bir sıralama yapsak olur mu? Evet olur ama x eksi 3 küçük eşittir 13 eksi x yazabiliriz. Amasını birazdan devam edelim. Önce burada x'i yalnız bırakalım. 2x küçük eşittir artı 16. X küçük eşittir 8. Peki. Şimdi arkadaşlar bir logaritmanın tanımlı olabilmesi için 3 temel şartımız vardı. Taban 1 olamaz. Taban pozitif olmalı. Ve üçüncü şart şuradaki değer ifadesi pozitif olmalı. Yani x eksi 3'ün pozitif olması gerektiğini ya da 13 eksi x'in pozitif olması gerektiğini yazmadan bu soru bitmiş olmaz. Dolayısıyla buradan devam edelim. X büyüktür 3 olmalı ve 13 büyüktür x olmalı. Yani x küçüktür 13 olmalı. Dolayısıyla x küçüktür 8 bulduğumuz cevabın bu iki şartı sağlaması gerekiyor. Değil mi? O halde 8'e eşit ve diğer elemanları yazacak olursak 8, 7, 6, 5, 4. 3'ten büyük olacağına göre çözüm kümemiz bitmiştir. Bu arada logaritmanın tabanının 3 olduğuna dikkat edelim. Yani bileşik kesir. Eğer burası basit kesir olursa yeni soruda farkını öğrenmiş olacağız. Şimdi bakın burası basit kesir. Arkadaşlar üstü sayılardan hatırlayalım. Şimdi şöyle ki 1 bölü 2 basit kesir. Kuvveti 2 karesi. 1 bölü 2 küpü 1 bölü 8. Burası 1 bölü 4, 1 bölü 8. 1 bölü 4 daha büyük. Bakın büyük. Şimdi tabanları aynı olduğu için 2 büyüktür 3 dersek ayıp olmaz mı? Dolayısıyla taban basit kesir olduğundaki sıralama yön değiştirmesi gerektiğini biliyoruz. Şimdi bu üstel ifade, üstü ifade. Logaritma üstel fonksiyonun tersiydi. O halde şöyle. Eğer taban basit kesirse x artı 4 küçük eşittir değil, büyük eşittir 13, 14 eksi x olmalı. Şimdi kural olarak söylüyoruz zaten. Eğer taban basit kesirse eşitlik yön değiştirir. Neden? İşte sebebi bu. Üsteldeki olduğu gibi. Logaritmada bir kuvvet demektir biliyorsunuz. Üstü sayının kuvveti. Dolayısıyla buradan x'i yalnız bırakacağız. Büyük eşittir 10. X büyük eşittir 5. Şimdi soru yine bitmedi. Hatırlayalım biraz önce. Ne dedik? Evet bu eşitsizliği çözdük. Ama logaritmanın tanımlı olabilmesi için iki şartımız var. X artı 4 şu logaritma ifadesi pozitif olmalı ve 14 eksi x ifadesi de yine pozitif olmalı. X büyüktür eksi 4 ve 14 büyüktür x. Şimdi buradaki ifade x büyüktür 5 diyordu. Bu iki koşulu sağlaması lazım. 5'ten büyük sayıları yazıyorum. 5, 6, 7, nokta nokta. X 14'ten küçük olacağına göre doğal olarak en son 13 olur. Ve bu 3 şartı sağlayan ortak çözüm kümesi budur arkadaşlar. Evet, eşitsizlik sorusu çözüyoruz. Devam. Şimdi iki logaritma var. Arada artı var. Tabanları aynı. O zaman logaritmaları birleştirelim. 3 tabanında x eksi 4 çarpı x artı 4 küçük eşittir 2. Hocam şurada 2 kare farkı var. X kare eksi 16 tamam. Peki normalde şöyle yapılır. Buraya 2 yazarsak 3 üzeri 2 olarak yazıp pratik çözebiliriz. Ama şöyle de söyleyebiliriz. Tabanı 3 olan bir logaritma yazalım. Ama bu sonuç 2'ye eşit olsun. O zaman burası 3'ün hangi kuvveti? 3'ün ikinci kuvveti 9 yapacağı için şuraya 9 yazalım. Kontrol edelim. 3'ün ikinci kuvveti 9 yaptığına göre şurası 2 olduğuna göre biz bunu bu iki yerine yazabiliriz. Böylelikle logaritmanın tabanları aynı olur ve bu 3 bileşik kesir. X kare eksi 16 küçük eşittir 9 ifadesini yazarız ve sorumuzu çözmüş oluruz. Şimdi karesi 25'ten küçük olan sayılar arkadaşlar. Karesi 25'ten küçük olan sayılar. Eksi 5 ile artı 5 arasındaki her sayının karesi de 25'ten küçük olmalı. Bunun çözüm kümesi bu. Peki soru bitti mi? Bir eşitsizlik sorusu çözüyorsanız logaritmanın tanımını kullanmadığınız takdirde soruyu eksik çözmüş olacaksınız. Yine tanımdan dolayı x eksi 4 de pozitif olmalı.
x artı 4 de pozitif olmalı. Yani x büyüktür 4, x büyüktür eksi 4. Şimdi bu çözüm aralığı bu iki koşulu sağlamak zorunda. Bunu ya bir sayı doğrusu çizip görmek lazım. Ya da zihinden işte bu şartları sağlayan çözüm aralığını görmek lazım. Şimdi bir sayı doğrusu yapsak, şimdi normalde eksi 5 ile artı 5 arasında demişiz normal çözüm kümesi. Ama tanım aralığı bunu sınırladı. Sınırladı derken bakın 4'ten büyük diyor. 4'e eşit değil ve büyük diyor. O zaman burada zaten şu arada olacaktı demiştik. 4'ten büyük olan çözüm kümesiyle bunun ortak elemanları şurası olabilir. Peki şu ifade ne diyor? X büyüktür eksi 4. Eksi 4 neresi? İşte şurada olsa. Bunu doğru yazdık mı? Evet. Aynen öyle. Eksi 4'ten büyük sayılar. Bakın eksi 4'ten büyük olan sayılar. Değil mi? Şimdi hem eksi 4'ten büyük olan sayıları, hem 4'ten büyük olan sayıları, hem de 5 ile eksi 5 arasındaki sayıları ortak sağlayan bölgenin sadece burası olduğunu görebilirsiniz. Bakın burası şuradakiler neden olmaz? Burası x büyüktür 4'ü sağlamaz çünkü. Burasının hepsi sağlanmak zorunda. Sonuç 4 dahil değil, 5 kapalı aralık yani dahil. Evet, olay bu sevgili arkadaşlar. Devam edebiliriz. Yine bir eşsizlik sorusu ama bu sefer aslında bir sistem sorusu bu. Şöyle ki sistem. Şimdi şöyle yapabiliriz. Şu logaritmanın gizli tabanı 10. Tabanı 10 olan bir logaritma yazalım. Sonucu 1 olsun. 10 tabanında 9x artı 1. Tabanı 10 olan bir logaritma yazalım. Sonucu 2 olsun. 10 tabanında 100 o halde. Şimdi ne oldu? Log 10, bu da log 10. O zaman ve bileşik kesir bu arada. Hani eşitsizliğin yön değiştirmesi gibi bir durum söz konusu değil. O halde log 10'ları çizelim, kalanları yazalım. 10 küçük eşit, 9x artı 1 küçüktür 10. Evet, 1 çıkartıp 9'a bölelim arkadaşlar. 1 çıkar 9, 9'a böl 1. Burası 1 kalacak. Bir hata yapıyoruz. Şurada 100 var. Evet. 10, 100. Burası 100. Evet. 100'den 1 çıkar. 99. 9'a böl 11. X'in alabileceği değerleri bulduk. Tam işimiz bitti derken aklımıza logaritmanın tanımı geliyor. 9x artı 1 pozitif olmalı. Yani x büyüktür. Eksi 1 bölü 9. Zaten buradaki x değerlerinin hepsi eksi 1 bölü 9'dan büyük olacak. Çünkü bunlar pozitif. O halde çözüm kümesini bulduk sevgili gençler. 1 kapalı, 11 açık. Evet, devam edebiliriz. Şimdi farklı sorularla devam ediyoruz. X, Y, Z'yi sırala. Nasıl? Şimdi X'in tam bir değer olmadığını anlıyoruz. Yani 2'nin hiçbir kuvveti tam bir kuvveti 25 yapmaz. Yani küsuratlı, ondalık bir sayı. Ama hangi iki tam sayı arasında olduğunu anlayabiliriz. Şimdi bir tanesini daha açıkça anlatmaya çalışayım. Sonrakileri yorumlayabiliriz. Şimdi şuraya 16 yazsam. Neden 16? Tam kuvvet olsun. Mesela 2 üzeri 4, 16. Yani burası 4'tür. Şimdi buraya bir 25 yazayım. Şimdi 2'nin tam kuvveti olsun ama 16'dan büyük olsun. 25'ten de büyük olsun. Ne olabilir? 32 işimizi görür herhalde. Şimdi şurası 4. Bu sayı x. Bu sayı da 2'nin 5. kuvvetinden 5. Demek ki x 4 ile 5 arası. Şimdi bunu yazarak gördük. X 4 ile 5 arası. Şimdi y'yi zihinden çalışalım arkadaşlar. Böyle uzun uzun yazmayalım. 3'ün hangi kuvveti 64'e yakın yapar? Mesela 4'ün 3 üzeri 4, 81. Ha, 4. kuvvet olsa fazla gelecek. 64'ü geçecek. 3. kuvvet olsa 3 üzeri 3, 27. O da az gelecek. Demek ki y sayısı 3 ile 4 arasında. Demek ki çok uzatmadan yapabilirmişiz demek ki. Şimdi 5 üzeri 3 olsa 125. 5 üzeri 2 olsa 25. Demek ki kuvvet 3 ile 2 arasında bir sayı olması lazım. Bakın x, y, z sayılarını sıraladık. En küçüğü z, sonra y, sonra da x. Evet, devam edelim. Yine bir sıralama sorusu. Yine böyle çok hani detaylı sayıları düşünerek yapabiliriz ama yazarak yapabiliriz ama şimdi şöyle çalışalım.
Bir kere 1 bölü 2'nin hangi kuvveti 5 yapar? Hocam ben müneccim miyim? Nereden bileyim? Tabii ki bilmeyeceğiz ama 1 bölü 2'nin mesela eksi 2. kuvvetinin 4 olacağını bilebiliriz değil mi? Taban takla atar, karesi de 4 yapar. 2 bölü 1, 2'nin karesi 4. Peki 1 bölü 2'nin eksi 1. kuvveti ne yapar arkadaşlar? 2 yapar. Ama burası 5 olacak. O zaman eksi 1. kuvveti değil, eksi 3. kuvveti bir deneyin. Bakalım ne oluyor? Bu da 2 üzeri 3'ten 8 yapar. Ha, 4 ve 8. 4 ile 8 arasında 5 var değil mi? Demek ki 1 bölü 2'nin hangi kuvveti 5 yapar? Eksi 2 yetmez. Eksi 2 az geldi. Eksi 3 fazla geldi bu da. 8 oldu. O zaman buradaki değer eksi 2 kuvvetiyle eksi 3 kuvveti arasındaki bir değerdir. Yani cevabımız eksi 3 ile eksi 2 arasında olacak. Şimdi bunu işte böyle zihinden çözmeye çalıştık. Sayı değerleri vererek çalıştık. Şimdi B'de kontrol edelim bakalım. Bunu daha pratik nasıl yaparız? Şimdi 1 bölü 3'ün hangi kuvveti 30 yapar? Yine tam değil tabii ki. Şimdi 1 bölü 3'ün eksi 2. kuvvetini alsam 3 üzeri 2 9. Eksi 3. kuvvetini alsam 3 üzeri 3'ten 27. 27 hala az geldi. Eksi 3. kuvvet az geldi. Eksi 4. kuvvetini alsam 3 üzeri 4 81. Bu da fazla geldi. Bak eksi 4 ve eksi 3. Bu iki sayının arasında 30. Yani 27 ile 81. O zaman kuvvetler sınırımız eksi 4. Diğer sınırımız eksi 3 olmalı. Yine deminki ilk 5. sorudaki mantığa benziyor. Sadece burada biraz da dikkat gerekiyor arkadaşlar. Kontrol edelim şimdi C şıkkında tekrar yapmış olalım. C sayısında. Şimdi 1 bölü 4'ün eksi 2. kuvvetini alsam 4 üzeri 2'den 16 yapar ki 6'yı çok geçtim. Eksi 1. kuvvetini alsam 4 üzeri 1 4 yapar. 4 ile 16 arasında olduğuna göre demek ki eksi 1 ve eksi 2. kuvvet arasında. O halde bu tarafa eksi 2, buraya eksi 1 yazacağız. Alın size A, B, C'nin sıralaması. Şimdi buraya bakıyorum. En küçük sayı şu olması lazım. Sonra A ve sonra da C olması lazım arkadaşlar. Evet, birazcık görüntüsü kötüydü sorunun ama bakın bu yorumlar sayesinde rahatlıkla çözebiliriz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi grafikle ilgili çok pratik birkaç cümle kurabiliriz. Şunun grafiğini çizmeden önce. Eğer tabandaki sayı birden büyük bileşik kesirse x'in işareti artı olmak şartıyla bunun grafiği artandır arkadaşlar. Ama tabandaki sayı 0 ile 1 arasındaki basit kesirse bunun grafiği tam tersi azalandır. Bunun noktaları alıp tane tane çizerek gösterilebilir. Ama soru çözüm videosu yapmaya çalışıyoruz şu andaki hedefimiz. Şimdi şunun kabaca grafiğini şöyle yapabiliriz. Tanım gereği x pozitif olmalı, sıfırdan büyük olmalı. Buna türevde asimtot diyoruz. X sıfır doğrusu y eksenidir arkadaşlar, şurasıdır. Yani grafik bu doğrunun sağında olacak, büyük sıfır dediğimiz için. Ve artan grafik olacağını anlıyoruz şuradaki bilgiye göre. Bakın taban birden büyük. Artan grafik. Asimtotumuz y ekseni ve artarak giden bir grafik. İşte bunun grafiği bu. Hocam şu noktayı merak ediyorum. Yani x eksenini kestiği nokta. O zaman y'ye 0 verelim. X eksenini kestiği noktayı bulalım. Buradan ne olur? 3 üzeri 0, 1. Demek ki şu noktanın 1 olduğunu görebiliriz. Şimdi tam tersi bakın taban basit kesir. Basit kesir. O halde x'in işareti pozitif olduğundan taban basit kesir olduğunda grafik azalan bir grafikti. Yani kabaca böyle bir grafik çıkacak. Yine x'in pozitif olduğunu biliyoruz. Yani dolayısıyla asimtot dediğimiz, duvar dediğimiz şey yine şu doğru olacak ve azalan olacak. Azalan olacağına göre şöyle olması lazım. Grafik bu. Arkadaşlar yine y'ye 0 verdiğimizde 1 bölü 2 üzeri 0. Yani bu noktanın 1 olduğunu anlayabiliriz. Şimdi biraz böyle üst level sorular, değişik sorular çözüp videomuzu tamamlayacağız arkadaşlar. Şimdi bakalım. Çarpım durumunda iki sayı var. Ne geliyor aklımıza?
Bir de bölüm durumunda var. Bunları parçalayalım logaritmaları. Yani log x log y eşittir 4. Bölüm durumunda log x eksi log y eşittir 2. Denklem sistemi. Taraf tarafı işlem. Şunlar birbirini ötürledi. 2 log x 6 ise demek ki log x 3 olacak. Gizli taban 10. Demek ki x eşittir 10 üzeri 3. Yani 1. Peki. Zaten x'i soruyormuş. Soruyu çözdük. Devam edelim. Sanırım benzer soru. Görüntü biraz daha kabarık ama hiç de öyle değil aslında. Soru oldukça diğerine benzeyecek, göreceğiz. Kuvvet başa çarpan olarak gelir. 2 log x eksi 3 log y eşittir 1. Burada önce çarpım durumunu 2 logaritmanın toplamına dönüştüreceğiz. Ve o 2 logaritmada kuvveti başa çarpan olarak yazacağız. 2 log x artı log y kareden 2'yi başa alalım. 2 log y yazalım. Eşittir 6. Bakın deminki gibi denklem sistemi. Ne yapalım? Şimdi bize x'i soruyor ama burada sanırım x'i yok etmek daha kolay. Önce y'yi bulup sonra mı devrim bulsak? Ama o biraz daha uzun sürer. Evet. O zaman logaritma y'ler gitsin ki x log x'ten x'i hemen bulalım. O zaman şöyle yapalım. Şuranın 2 katını alsam, bakın buradan eksi 6 olur log y. Buranın 3 katını alsam buradan da 6 log y olur. Yani birbirini götürür. 4 log x 6 log x topluyoruz. 10 log x eşittir. Şurada bir 2 var. Bir de burada 18 var. Topluyoruz. 20. Oh çok güzel oldu. Log x eşittir 2. X eşittir 10 üzeri 2. Yani 100. Evet. Tam gaz devam edelim arkadaşlar. Farklı sorular çözmeye çalışalım. Bakın bu x küp oluşuyla logaritma x'in küpü oluşu kesinlikle aynı şey değil biliyorsunuz. Ne yapalım? Şu 4 çarpan olarak başa geliyordu, evet. Ama burada bu 3 çarpan başa gelir mi? Hayır. Çünkü bu x'in kuvveti değil. Logaritmanın, ya bu şu demek. Logaritma x çarpı logaritma x çarpı logaritma x. Yani logaritma x'in küpü anlamına gelir. Şimdi log x'in küpü dedik buraya. Burada 4 log x. Şunu komple bu tarafa alıp eşitliğin bir tarafını 0 yapalım arkadaşlar. Logaritma x'in küpü eksi 4 logaritma x eşittir 0. Şimdi logaritma x şu iki terimdeki ortak ifade, ortak çarpan olduğuna göre bir parantez yapalım. Burada logaritma x'in karesi olsun. Eksi burada sadece 4 olsun. Şimdi bir çarpma işlemi var. Ve sonucu 0. O zaman bir bu denklemi bir de bu denklemi çözeceğiz. O halde birincisi log x'in 0 olduğu denklem. Buradan 10 üzeri 0 yani x eşittir 1 gelecek. Bir tane yaptık. Ama bitmedi. Şimdi şurayı 0 yapan değer logaritma x'in karesi eksi 4 eşittir 0. O halde logaritma x'in karesi eşittir 4 olması lazım. Neyin karesi 4 yapar? Ya 2'nin ya da eksi 2'nin. Bu da çok güzel oldu. 10 üzeri 2, 100. 10 üzeri eksi 2, 1 bölü 100. Değil mi? 10 üzeri eksi 2. Şimdi çözüm kümesi ne olmalı? Tanım gereği x'in pozitif olması lazım. Burada bulduğumuz çözümlere bakın. 1, 100 ve 1 bölü 100. O halde her 3 terimle şeyi sağlar. Logaritmanın tanımını sağlar. O halde çözüm kümesini bu üç elemanda yazabiliriz. Evet arkadaşlar, yine güzel bir soru çözüyoruz. Gördüğünüz gibi